Herkese merhabalar. Bugün sizlere kapya biberden bir kışlık hazırlayacağız. Şimdi ben biberlerimi önceden bu şekilde közledim. Çiğden de yapılabilir ama arkadaşlar ben közlenmişini daha çok seviyorum. Şimdi biberlerimizin kabuklarını hızlı bir şekilde soyacağım. Sıcakta değiller zaten. Gece çekim yapmak istemedim. Geceden közlemiştim. Biberlere şöyle üzerine bıçakla bir iki darbe yapıp patlamasınlar, fırını işte daha çok sıçrayıp kirletmesin diye yapabilirsiniz. Yapmayı unutursanız da sıkıntı olmaz. Şimdi hızlı bir şekilde hepsini soyuyorum ve yapımıyla devam edeceğiz. Şimdi her şeyimi hazırladım. Biberlerimin içini temizledim. Şimdi gelişi güzel istediğim boyutta ölçülere ayıracağım. Ben böyle uzun uzun olmasını daha çok seviyorum. Nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. İçlerini ayıkladım. Tohumlarını görmek istemezsiniz. Ama ayıklarken hiçbir şekilde daha sonra suyun altını tutmadım. İçinde böyle bir iki tane kalsa sıkıntı olmaz. Sadece zaten odun ateşinde veya kömürde közlemediğimiz için var olan köz tadında gitmemesi için suyun altını tutmayın lütfen. Kendi doğal lezzetinde kalsın. Köz biberlerimizi kenara ayırıyorum ve bir sos hazırlayacağız. Sosumuz için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sirke. Bakın aynı bardakla ölçüyorum. 1 yemek kaşığı kaya tuzu. Yemeklik tuz kullanmıyoruz. Sofralık tuz olmaz. Kaya tuzu turşunuzun ömrünü uzatır. Eritiyorum. Şimdi şöyle 6-7 adet sarımsağımız var. Gelişi güzel içine doğruyorum onu da. Bu turşumuzun bir diğer özelliği de hani yapye denilen turşulardan. Şöyle ki bu turşuyu yaptıktan 2 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Fakat açtıktan sonra turşunuzun 1 ya da 2 günde tüketmeniz gerekiyor. Çünkü ekşime yapar ve bozulur. Ama kışlık saklayacaksanız o zaman bu hazırlamış olduğumuz yağlı ve sirkeli karışımı kaynatmanız gerekiyor ve sıcak sıcak kaynar vaziyette kavanoza koyarak kapağını vakumlayıp ters çevirip soğuduktan sonra normal haline getirip dolaba kaldırıyorsunuz. O daha uzun ömürlü. Bunu da açtığınızda tüketiyorsunuz. Uzun ömürlü ama açtığınızda tüketmeniz gerekiyor hepsini. Havayla, oksijenle temas ettiği için bozulma yapar. Şöyle 7 diş soymuşum. Yeterli gelecektir. Çok fazla sarımsaklı yaptığınızda da böyle acı acı tadı ağzınıza geliyor. Açıkçası hoş olmuyor. Şimdi karışımımız hazır. Hazırlamış olduğum sosun üzerine şöyle iri yapraklar olacak şekilde maydanozlarını da ilave ediyorum. Maydanoz ona güzel bir rahya katıyor. Yine böyle alt üst edelim. Kapya biberleri içine atıyorum. Evet, tüm kapya biberlerimiz de tamam. Bu şekilde artık karıştıralım. Her yerine bulaşsın. Böyle yaparsanız çok daha pratik olacaktır. Şimdi artık kavanoza doldurmaya başlıyorum. Maydanozundan, sarımsağından hepsi içine giriyor. Kavanozu ağzına kadar doldurdum. Şimdi sos değen yerleri bir temizleyeyim. Kapağını kapatacağım. Buzdolabında saklayacağım. 2 gün sonra açın yiyin olduğunu göreceksiniz. Ben şimdi diğerini de aynı şekilde yapacağım. Bunun da kapağını kapatıyorum. Yapmanız gereken tüm işlem bu kadardı. Tarifimi dener ve beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. 2 kavanoz benim için yeterlidir. Zaten kışlık çokça çeşit hazırlıyoruz. Kanalıma abone olmayı, bana yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.